Arkadaşlar şimdi bobin yapımından bahsedeceğim. Ben şu an 74 santim veya 75 santim 75 santim kara bir başlık yapacağım. Bunun için bir kaliteli bir şey lazım. Cat 5 Cat 6 kablolar lazım. Yani bu ADSL kablolarından lazım. Bu boruların içinden güzelce geçirdim. Borular güzelce katlandığında taşınabilecek ayarda olsun diye başlığı bu şekilde önce ayarladım sıkılığını. Daha sonra bu bobini tam yapmak için iki tur attım. İki tur geçirdim. Sonra kabloların uçlarını soydum. Şimdi mesela burada şu ilk kablonun bir tanesini belirliyoruz. Bunu ayırıyoruz. Bunu e, ara kabloyla beraber ilk kabloyla devreye bağlanacak. Bobine gidecek iki kablodan bir tanesi bu. Diğeri de şu tarafta olacak. Şimdi biz burada turuncuyla başladık. Full turuncu olanla başladık. E, bu tur attığını düşünün. En son bu turuncunun ucu nerede? Karşıda. Bu tarafta. Burada nerede mesela? Şöyle bakalım. E, şu arada Evet şu arada görünüyor bak şu şu bu yani bunun ucu bu bunun ucuna tekrar şuradan bir tane kabloyu seçiyoruz buradan mesela mavi çizgili olan mavi çizgili olan seçtik bağladık Güzel lehim yapacağız ve üstünü ister bantla ister makaron geçirip ateşle ısıtıp sıkıştırırsınız ve bu şekilde birbirine ucunu ekle ekle gideceğiz en son burada bir kablo şurada bir kablo kalacak. Onlara da bir ara kablo, mikrofon kablosu var ikili, dışı bilendajlı. Onlardan bir kablo çekeceğiz 1-1.5 bir, bir metre kadar. Onu da içine soketini ayarlayıp e, devreye takmak için, devrenin soketine takmak için dedektörün bu şekilde ayar yapılacak. Ben şimdi bu şekilde yaptım. Normalde bir tur belki yeter ama ben iki tur garanti attım. Şimdi ilk başta deneme yapacağım. 3 ohm gelmesi lazım bunun veya en fazla 3.5 ohm. 3 ohm'un altına da düşürmemeye çalışacağım. Ee, güzel tam bütün e, devrelerimde kullanabilmek için. İleriki şeyde yine video çekeceğim. O zaman daha iyi anlarsınız. Bunları ben şimdi lehimleyeyim. E, denemelerle başlayayım ufaktan.